Her yıl Oscar öncesi en kötü film yönetmen ve oyunculara verilerek Hollywood ahalisinin moralini bozan Ahu Dudu ödüllerinin bu seneki adayları açıklandı. Özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanan Alacakaranlık serisinin son halkası, Alacakaranlık efsanesi Şafak Vakti bölüm 2, en kötü film, en kötü kadın ve erkek oyuncu dahil 11 dalda aday gösterildi. Bu yılın en çok dalda aday gösterilen filmi aslında büyük gişe yapan bir yapım. Alacakaranlık serisinin sonuncu filmi olan Şafak Vakti bölüm 2. Bu yılki ödüller bu filmi yuhalamamız için son şans. Her gösterime girdiğinde aday oldu ancak hiç kazanamadı. Oyuncu, senarist ve yönetmen Tyler Perry ise en çok dalda aday gösterilen isim oldu. Perry, Madea'daki rolüyle en kötü kadın oyuncu dalında, Alex Cross'taki rolüyle en kötü erkek oyuncu dalında, God Deeds ile en kötü ekran çifti ve en kötü yönetmen dalında aday gösterilerek kırılması zor bir rekora imza attı. Okay, what would you like? It depends. How much is it? You're in first class, it's free. Okay, well bring me every damn thing you got back there. I can't wait. En kötü kadın oyuncu adayları arasında ise Aşk ve Para filmindeki performansıyla Catherine Hale, Resident Evil İntikam'daki rolüyle Mila Jovovich ve Annemle Yol Yolculuktaki rolüyle deneyimli oyuncu Barbara Streisand var. How long are we supposed to look at it? 10 minutes. The Razzies are basically. Bu ödüller aslında piyasadaki tüm ödül törenlerinin karşısında duruyor. Biz sizin bir filme öf dediğiniz ölçütü alıyoruz. Bu çok komik ve eğlenceli ama sanırım aday gösterdiğimiz kişiler böyle düşünmüyor. Bu sene aday gösterilenler arasında çok ünlü isimler de var. Ahu Dudu ödülleri Oscar töreninden bir gün önce yani 23 Şubat'ta sahiplerini bulacak. Ancak bu törende ödül alacakların pek mutlu olacağını sanmıyoruz. Thank you.